günümüzde aloe vera diye bilinen bitkimizin eski ismiyle sarı sabır diye geçerlidir. Şu anda ben bunun üreticisiyim ve organik olarak hiçbir kalıntı, ilaç, gübresi olmadan bu hale getirdik. Çok büyük başarı. Bize diyorlardı ki Amerika'nın bir bölgesinde oluyor, başka yerde mümkün değil, dünyanın hiçbir yerinde olmuyor diyorlardı. Ama şükür Sayın İbrahim Gökçek hocamızın sayesinde bilgiler alarak bunun faydalarını da öğrendik. Daha başkalarından da öğrendik de ondan genel o yetiştirdi beni de. Olmuş, ve bunu üretmesini de İbrahim Gökçek Beyefendi öğretti bana. Bu istiyor musun bunu? Gözüne sür. Benim mesela kaç tane kişilere ben böyle bilmediğim halde gözüne sürdük. Ben kendi gözümde gözlük kullanıyordum. Şu anda kullanmıyorum. Yazıyı yakından okuyorum. Uzağı da görüyorum. Çok güzel rahatladım. Göze fayda diyor. Cilte fayda diyor. Bir özelliği var. Evinde bulunsun mesela. Her evde bir tane bulunsun. Kanserojansa uydudan gelen televizyon, bilgisayar ve telefonların çektiği uydudan gelen cihazların kanserojen hastalığı geldiğine göre koruyucusu tek bu bitkimizdir. Mesela gözüne sür, yüzüne sür, her nereye sürersen sür mesela. Faydalıdır. Yiysen de fayda, sürsen de fayda, evinde dursa da fayda. Arınmayıp bulunmayacak. Lokman Hekim demiş, kimyotu demiş. Tahmin ediyorum kimyotu budur yani. Bunun üzerine bitki tanımam yani. En her şeye fayda. Dursa da fayda, yiysen de sürsen de yani. Onun için çok değerli bitkimizdir. Bunu halkımız daha bilmiyor. Bunu hala istiyorlar, çiçek olarak istiyorlar. Hayır, değerini bilseler, bunun değeri zaten dünya malını ölçülecek bir şey değildir bu. Bu çok değerli bir şeydir. Ve Sayın İbrahim Gökçek hocamız daha güzelini biliyor aslında benden. Ama bana verdiği bilgilere göre bu kadar biliyorum ben. Sağ olun. Ve yetiştiriyorum.